ve Adana İl Seçim Kurulu üstüne vazife olmadığı halde kanunları çiğneyerek, anayasayı çiğneyerek Uğur Mumcu Meydanı 29 Mayıs günü Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine tahsis etti. Keyfine tahsis etti. Keyfi uygulamalarına ve Cumhurbaşkanı olmasına rağmen seçimlerde tarafsızlığını ve devlet başkanı sorumluluğunu yitirerek meydanlara çıkıp siyasi partiler aleyhine konuşmalar yapması ve kanunları çiğnemesi için Recep Tayyip Erdoğan'a alanı tahsis etti. Uğur Mumcu Meydanı kanunları çiğneme meydanı değil. Uğur Mumcu Meydanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı da değil. Uğur Mumcu Meydanı Adana ilimizin kamuya ait olan bir meydanıdır ve hukukumuza göre, anayasamıza göre, seçim yasalarımıza göre seçim propagandası başlamıştır ve seçim propagandası başladıktan sonra da Adana ilinde siyasi partilerin faaliyetlerine tahsis edilmiş olan meydandır. O nedenle bu Adana İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar tamamen, çok açık belirtiyoruz, Recep Tayyip Erdoğan'a yaranmaya yönelik pervasız bir karardır. Yasaları çiğnemiştir ve İl Seçim Kurulu gibi hukuku uygulaması gereken bir makam Recep Tayyip Erdoğan'a yaranma gayreti içerisindedir. Adana valinin itirazı olmadığı halde bu tür kararlar alınmıştır. Buradan Vatan Partisi olarak ilan ediyoruz. Adana'da seçim yapma hakkımızı hiç kimseye çiğnetmeyiz. Ve çiğnetmeyeceğimizi bütün kamuoyu ve Türk milleti görecektir. Kesinlikle orada mitingimizi yapacağız. O meydanı tekrar Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Adana halkımızı 29 Mayıs günü Uğur Mumcu Meydanı'na bekliyoruz. Türk bayraklarıyla bütün halkımızı Uğur Mumcu Meydanı'na bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan da elinde Türk bayrağıyla Vatan Partisi mitingine katılabilir. Bundan memnuniyet duyarız.